herkes bakıyor. Neden yadırganıyor bilmiyorum. Yani köyde de çok traktör süren yok. Hayvanla benim yaşımda çok ilgilenen biri yok. Orta yaşlı kesim ilgileniyor. İşte 40-45 yaş ilerisi ilgileniyor. Zaten genç nüfus yok. Yok denecek kadar az. Yani köylerde artık azaldı, evet, değil mi? Traktör sürmek deseler ki bana araba mı istersin, araba mı sürmek istersin, traktör mü sürmek istersin? Ya da traktörle mi bir yere gitmek istersin, arabayla mı? Derim ki traktörle gitmek isterim. Çizmelerimi giyiyorum, ben gidiyorum. Şöyle bir bakıyor kadın benim çizmelerime. Yani bu bakışı ben gördüm kaç kere. Bütün herkesten gördüm desen yeri var. Yani ben çizmemi de giyerim, şalvarımı da giyerim, hayvanıma da girerim. Bunda kötü bir şey yok, utanılacak hiçbir şey yok. Bundan utanamam ben. Merhaba Çiftçi TV izleyenleri, ben Sibel Çelik. Bir hayvancık hikayesinde de sizlerle birlikteyim. Bugün biraz uzak bir yol geldim. Bugün Balya'nın, Balıkesir'in Balya ilçesinde Çamavşar köyündeyim. Ama buna da değer diyorum. Çünkü Hanife yanımda. Hanife'nin çok güzel bir hikayesi var. Ben bunları sizlere aktarmak istiyorum. Merhaba Hanife. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biraz bize kendinden bahseder misin? Kimsin Hanife? Evet, kendimden bahsedeyim öncelikle. Adım Hanife Özbaş. Balya'nın Çamavşar köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu hayvancılığı ailem işletmesi gibi ailemle birlikte yapıyorum. Yani nasıl desem size, dört halka gibi, zincirin dört halkası gibi birimiz güdümünü, birimiz bakımını, yemini, kim boş kalırsa herkesin bir eli değiyor buna. Şimdi şöyle başlayalım Arife. Şimdi evet. Sen kaç yaşındasın? 23. Tamam. Yaşında böyle tam böyle küçük yaşlardasın. 23 yaşındayım. Ama evlisin galiba. Evet, evliyim. Bir tane de çocuğum var. Bir tane de kızım var. Liseyi falan okudun herhalde. Hı-hı. Şehirde okudun. Evet. Bize buradan bir başla. Ne yaptın? Yani liseyi nerede okudun? Hı-hı. Ondan sonra neler yaptın? Evlendin. Bize biraz evet. bahset. Liseyi Balıkesir Adnan Menderes Lisesi'nde okudum. Lise bitti. Üniversiteye gittim. Ama üniversite ne bileyim yani istediğim bir bölüm olmuyor. Veya aile şeyi oluyor. İstediğim bir bölüm olmadığı için isteyerek okumak istemiyorsun. Sonra evlendik, okul bitti, üniversite bitti. Sonra çocuğum oldu benim. Çocuğum oldu, büyüdü. Ailem benim hayvancılıkla uğraşıyor, ha, eşimin aynen, ailesi. Evet. Peki senin ailen hayvancılıkla uğraşıyor evet, mu? Evet, büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Nenelerim, dedelerim büyükbaş, küçükbaş aynı şekilde. Hani kendi ailem, geçmişim de hep, bütün herkes hayvancılıkla uğraşır. Annemin babası, babamın babası, hala da nenem, dedem benim koyun güder, inek güder. Yani köyde de gütmez, bayırda güder. Peki sen liseye başlamadan önce yani hayvancılık yapacağını yapmak istiyor muydun? Tabii. Her zaman mesela bir yolda bir köpek göreyim, mesela bu çişemden koyar su koyardım oradaki kaplara falan. Severdim yani. Bir kuş göreyim hemen orada yurdun camına şey yapardım, ekmek ovalardım. Hayvancılık şeyini seviyordum, hayvanları seviyordum. Mesela bölüm olsa ki zootekni ıvır zıvır olabilirdi. Yani ne bileyim güzel bölümler, hayvanla ilgili bölüm okumak isterdim ama bir de okulu sevmek de şey. Hani okul okumak da bir insana üstüne büyük gibi düşünün. Okul insanı değilim açıkçası. Beni salacaksın böyle koyunların içine, keçilerin içine. Ben buralarda mutluyum. Kendi halimde. Hanife. Şimdi arkadaşlar benim Hanife ile tanışmam hikayem de Hanife bana kendi bana şahsen ulaştı. Dedi ki Sibel abla ben seni izliyorum ve sen de benim gibi işler yapıyorsun. Ve ben dedi seninle bir program dedi çekmek çok isterim dedi. Ve ben Hanife'nin çektiği programları izledim. Hanife kendi çapında böyle sosyal medyada kendi hayvanlarına bakarken böyle güzel güzel şeyler yapmış. Ve Hanife hayvanı böyle tek başına yakalıyor, hayvana ilaçlar içiriyor, hayvanın bakımını falan yapıyor. Benim çok hoşuma gitti ve bir an önce Hanife ile böyle bir program yapmak istedim ve sizlere de anlatsın istedim. Bu yüzden buradayım Hanife. Yani seni izleyiciler de şimdi hikayeni dinledikten sonra da yani ben mesela izlediğimde helal olsun be kıza bak kaç yaşında falan diye düşündüm. Helal olsun sana diyorum. Ama senin tabii böyle bir hikayende senin arkan da çok kuvvetli. Yani senin dayanakların da var ve ben bana bunları hepsini anlatmanı istiyorum. Şimdi sen bu işe başladığında daha ufaksın. Tamam anneden babadan bir hayvancılık görmüşsün ama şimdi evlendiğinde de tekrar bir hayvancılık yapacak mısın, yapmayacak mısın? Liseyi de sonuçta bir şehirde okuyorsun. Yani bu da insana böyle bir şeydir. Çünkü köyden şehire inildiğinde, o şehir hayatı görüldüğünde denir ki ya ben şehir bana daha rahat deyip şehirde kalırlar. Bir de sen kız çocuğusun. Yani
Tekrardan şehirden köye dönmek biraz zorlanıyor. Zorlanıyor insanlar. Ama köy hayatına da bazen alıştığında da şehir hayatı insana biraz böyle sıkıcı geliyor, değil mi? Onlardan bir tanesisin. Yani sen şehir hayatına alışmayıp da tekrardan köye gelenlerdensin. Şimdi senin hayatın, çocuğunla birlikte hayvancılığa adanmış bir hayatın var. Nasıl başladın buna? Nasıl başladım? Yani en başında biz evlendik. Eşimin ailesinin büyükbaşı vardı, inekleri vardı. Orada da kenarda küçücük bir yerde 3 tane kuzu. Hani şişek mi derler, yani koca gelecek cinsten 3 tane kuzusu vardı. Bunların ikisini biz damızlık verdik, 1 tane kuzu kaldı. Bir tanenin yanına bir tane alırken, sonra 3 tane alırken, 5 tane alırken, kendi kuzularken, çoğalırken bunlar daha yeni yeni çoğaldı. İşte geçen sene aldık, bu sene aldık, kendi kuzularımızı kattık. Daha yeni yeni. Ben de ne zaman görüyorum? Daha bir senedir tamamen içinde diyebilirim kendimi. Ondan öncekilerde geliyordum işte. Hani akşam bir gönülü gezdireyim, bir gönül sevsin. Gönül kızım da çok sever. Evet, kızım sever. İşte bir kuzuları sevsin. Çünkü çok severdi. Böyle şu kapıdan falan elini sokardı. Ellemek isterdi. Kuzuları sarılırdı. Böyle geliyordum işte buraya, dedim neden gelmiyorum, evde canım sıkılıyor çünkü sabah kalkıyorum, kahvaltı yap, çocukla ilgilen, temizlik yap, sabahtan akşama süpürge süpürülür mü, ev işi yapılır mı, akşama kadar telefonla da oynanılmaz, televizyonda izlenilmez, sıkılıyordum böyle, dedim burada işte koyunlar falan var, alıyordum gönüllü geliyordum buraya, diyorlar ki bana yolda gelirken işte çocuklu kadın koyuna mı gider? İşte okumadın, koyun çobanı oldun. Öyle, evet, kesinlikle bak. Evet. Yani bunun şeyine çok karşılaştım ben. Çizmelerimi giyiyorum, ben gidiyorum. Şöyle bir bakıyor kadın benim çizmelerimi. Yani bu bakışı ben gördüm kaç kere. Bütün herkesten gördüm desen yeri var. Yani ben çizmemi de giyerim, şalvarımı da giyerim, hayvanıma da girerim. Bunda kötü bir şey yok. Utanılacak hiçbir şey yok. Bundan utanamam ben. Yani bu sosyal medyaya başlamamın amacı da bu. Şuradan geliyorum ben kızımla işte böyle güzün, çümen falan çıkınca koyunlar kapalı oluyor. Herkes işe gidiyor. Kayınvalidem, babam, eşim. Dedim koyunlar neden kapalı kalsın ya, benim işim yok. Öğlen bitiyor benim işim. İşte pandemi oldu. Mesela biz kızlarla falan ev hanımlarıyla gün yapıyorduk. Oturuyorduk kahve içmeye, işte arıyordu beni, kahve içeceğiz gel iki sohbet ediyorduk. Biz canımın sıkıntısı geçiyordu. Sonra pandemi oldu, gidemedik, insan göremedik. Çünkü hiçbir yere çıkamıyorsun. Kimse kimsenin yanına gidemiyor. Dedim sıkılıyor, gönül de sıkılıyor. Anne, çocuk istiyorum, arkadaş istiyorum. Ben evde akşama kadar sıkıl, bunal. Dedim biz hayvanlara gidelim. Yapıyorduk bir termos çay. Zaten çaysız, yani herkes bilir benim çayı ne kadar sevdim. Çaysız dışarı çıkmam derim ben. Yapıyorduk bir termos çay. İşte yanına atıştırmalık, ıvır zıvır. Alıyordum gönül. Benim ağrımın üst tarafı mera. Mera'ya çıkıyorduk. Nereye gidecek zaten koyun? Her tarafı mera. Kalıyor orada. Çıkıyorduk gönülle, bir gezip dolaşıyorduk. Yani daha iyi oluyordu. Gönül de yoruluyor. Bir enerjisini atıyor. Gece erken uyuyor. Diyorlar ki bana işte çocukluk kadın yaptığı mal mol olur mu? Çocukluk kadın koyuna mı gider? Çok da güzel olur. Bunu da diyenler bana eskinin insanlar. Eskiden bu köyde yani oturma mı varmış? Elle orak biçiliyormuş. Bakalım sen çocuğunu doğurdun, evde mi oturdun? Neden beni oturtacaksın evde? Ama istiyorlar ki işte o evde otursun, iş yapmasın, bir faydası olmasın. Herkesin bir faydası var. Çocuklu kadının da bir faydası var. Şimdi Hanife, ben mesela şeyden de bahsetmek istiyorum. Senin bir YouTube kanalın var. Evet. Ve ben YouTube kanalından da seni izlediğimde dedim ya az önce de, helal olsun be, kıza bak, kendi başına yapıyor falan diye. Mesela çocuğu da var, çocuğu da götürmüş, kuzuların yanında falan böyle diye mesela helal olsun dedim yani. Hı hı. Peki sen... Mesela başladın, köy yerindesin. Şimdi az önce bana yani köyde karşılaştığın sorunlardan bahsettin. Evet. Şimdi mesela bizim ya oluyor yani hani Hanife ya kadın kısması işte bir şeyde sosyal medyada bu kadar gezer mi? Yani kadın kısması koyuna girer mi? Kadın kısması şunu yapar mı diye mesela öyle söylenenler var. Ama sen bunları aşmışsın. Bir YouTube kanalı da açmışsın kendine. Evet. Ondan biraz bahsetsene. Bunlardan da böyle çok çekmişsindir sen. Çok fazla. Dedim hani böyle YouTube kanalımı açmamın sebebi insan lafı diyebilirim buna. İnsan lafını hiç kulağıma koymam yani. Buradan girer, buradan çıkar. Diyorlar ki bana işte koyuna mı gidiyorsun? Böyle sosyal medya, Instagram'da falan paylaşıyorum. İşte ne güzel koyuna gidiyorsun, koyun yapıyorsun. Herkes biliyor benim koyuna gittiğim. Yolda görüyor beni birisi. İşte koyuna mı gidiyorsun? Sen benim koyuna gittiğimi anlamıyor musun? Çizmelerim çekilmiş, giymişim, üstümü başımı değiştirmişim ben.
yani bilerek soruyor. İşte bak bak köyde kaldı da okumadı, çoban oluyor. Hani onu söylüyor bana. Dedim artık ben açayım, ne varsa açayım, herkes görsün çok beni. Çok güzel Arife, çok güzel düşünmüş. Benim bu meslekten hiç utancım, hiçbir şeyim yok. Bana diyorlar çoban oluyor, koyuna gidiyor. Giderim, sana ne benim şeyimden? Kadından her şey olur Hanife. Yani bak kadından çoban da olur, kadından şoför de olur, kadından her şey olur. Yani bunu sen gösterdin ya bizlere. Yani bunu da herkes görsün istiyorum. Bu yüzden burada senin yanındayım. Yani çünkü ben de işletmemde her şey yapıyorum Hanife. Yani hiç o boka da girdiğimde niye bu boka giriyorum? Benim annem diyor ki ben mesela üniversite mezunuyum. Ya kızım otursana bir bilgisayar başında diyor. Niye gidiyorsun falan diyor bana. Evet. Seviyorum anne. Yani biraz seviyorum. Biraz da bu anne babadan kaynaklı. İşte diyor ki benim kızım giyinsin, üstü başı temiz olsun, otursun masa başında. Ama yani bir soracaksın senin kızın ne olmak istiyor, ne yapmak istiyor? Çobancılıkmış, koyunmuş, pislikmiş. Tamam iyi güzel ama geliri de çok güzel. Geliri de çok güzel. Sat bakalım şuradan bir 50 kuzu seni ne kadar cebini dolduruyor. Yani en az 50 kuzu sat bakalım. Yani 1,5'tan aşağı verebilecek misin onu? Kasaplık ver. Hani damızlığı boş ver. Bir kasaplık dahi versen 1,5'tan aşağı kuzun yok senin. Bana şimdi mesela Hanife bir gününü anlatsana bana. Sabah kalkıyorsun, sonuçta senin 4 yaşında ufak bir tane kızın var. Yani şimdi 4 yaşında da başlamadın zaten. Hani şey, kız doğduğundan beri sen onunla birlikte gidip geliyorsun herhalde. Doğduğundan beri tam gidip gelmiyorum ama biraz daha ayağı uyunca, yürümeye falan başlayınca. Mesela bir gününü anlatsana. Senin Hanife'nin bir günü nasıl geçiyor? Mesela benim bir günüm sabah kalkıyorum, bir sabah şeyine gitmiyorum. Sabah koyunlar kimdeyse yaylından gelen buradaki bakımlarını yapıyor. Zaten kuzu falan da bir şey yok. Olsa gelirim, canım durmaz. Şimdi sabah kalkıyorum, gönülde bir kahvaltı yapıyoruz kızımla. Eşim olursa, işte olmazsa, evde olursa gene aynı şekilde. Kahvaltı yapıyoruz, bulaşıkları koy. Zaten her şey makine. Birazdan ben eşinle konu kalmak istiyorum. Çünkü sana bir desteği var. Destekle sen. O olmazsa lafınızı böldüm, hiçbir şey yapamam. Ben YouTube kanalı açtım, TikTok açtım, Instagram'da paylaşıyorum. Kadının bir de senin kocan dedi bu kadar şeye nasıl izin veriyor? Eşime söyledim neden şey yapıyorum? Bak benim bunun var. İzliyoruz, herkes izliyor. Mesela TikTok'tan kayınpederimle falan video paylaşırız. Traktörleri, ıvırları, zıvırları. Gizli yapsam, kötü bir şey yapsam yani bunları gösterir miyim ben onlara? Ya da herkes görebilir mi bunu? Diyor zaten yanlış bir şey yok, sen biliyorsun her şeyi. İnsanın güvence olsun bir kere, kime ne? Ama bunlar işte yani ne bileyim ara bulandırma gibi olur ya da senin yaptığın çekemez, doğru yoldasındır, hazmedemez. Der ki bunun keyfi kaçsın, işte paylaşmasın. Ben o YouTube kanalını açmasam belki benim gibi bir sürü içinde olan insan var. Nereden bilecek? Bir sürü baskı, işte çoban olmayayım, çizmeki giymeyeyim, bana bunu derler. Ama şimdi beni görse biri der ki bu bile yaptı, yani bu da yapıyor. Ben de yapayım, ne olacak? Yani bu ilham da olur insanlara, bir destek de olabilir. Kesinlikle doğru söylüyorsun Hanife. Şeyde kalmıştık, sen bana bir gününü anlatıyordun. Evet, bir günümü anlatayım. Sabah kalkıyoruz kızımla, işte eşimle kahvaltımızı yapıyoruz. Bulaşık, çamaşır zaten yok, hepsi makinede. Hemen onları kapat, oraya koy, vakit geçiveriyor. Hemen bir süpürge tut, ortalığı sil. Sonra ne yapacaksın? Bir yemek yap. Hadi hepsini 3 saatte yap. Bilemedin 4 saatte yap. 9'da kalktın, 4 saatte yaptın, saat oldu 1. Sonra ne yapacaksın? Tamam, 1 saatte kızınla ilgilendin, oynadın, 2 saat oynadın. Sonra ne yapacaksın? Daha gün uzun. Yani sonra ne yaparsın? Ben kalkıyorum, kahvaltımızı yapıyoruz, ortalığı silip süpürüyoruz. Bazen canım istemiyor bile, hemen buraya geliyorum. Evim bile süpürmeden yani buraya geliyorum. Çünkü canım istiyor. Geliyoruz buraya, bir çay demliyorum. Şurada benim küçük şey var, oda. Bir çay demliyoruz orada. Zaten Gönül, kızım da çok sever benim gibi çayı. Ben de çok severim. Orada bir çay, işte yanına aperatif şeyler. Çıkıyorum bir hangisinde, bakıyorum bir kuzulara. Bakayım bir keyifsiz biri, bir şey var mı? Ya da ağzında bir şey var mı? Yiyor mu? İshal mi? Ivır zıvır bir kontrol ediyorum. Bir altını çekiyorum mesela onların, pisliğini temizliyorum. Yemse yemlerini koyuyorum, suları pisleniyor, özellikle suları çok çabuk pisleniyor. Onları bir boşaltıyorum, bir vitaminlerini katıyorum. Yapılacaksa aşıları, iğneleri, günü geldiyse onları yapıyorum. Ne bileyim en azından... Bir de sen, şimdi senin kaç tane hayvanın var şu an? 50. 50 kaç tane hayvanla başladın Hanife? Bir taneydi. Bir tane. Bir taneydi. Allah Allah Allah, böyle oldun. Evet. Şimdi mesela senin bir de aslan gibi de bir kayınpederim var. Tabii tabii. Onu da vazgeçmeyelim. Es geçmeyelim. Çünkü biz az önce muhabbet ettiğimizde diyor ki yani gelinim diyor o istesin ben yapıyorum diyor. Çünkü ben bu hayvanları o istediği için yapıyorum. Tabii. Bu çok güzel bir şey. Yani senin arkana destekçi olması çok güzel bir şey. Evet. Şimdi bunun Hanife
yazı var, kışı var. Tabii, sonuçta tabii. Sende de bir tane çocuk var. Evet. Biraz bir de aslında hani mesela biz şöyle yaparız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu anneye bırakırız ya da babaanneye, anneanneye bırakırız. Kendimiz işe gideriz. Evet. Ama sen öyle yapmıyorsun. Yani sen nereye? Çocuğun bir şekilde seninle birlikte yazı kışı geçiriyor. Yani kışın ne yapıyorsun Hanife? Kışın ne yapıyorum? Mesela kışın soğuk oluyor. Güdüme çıkmıyorum. Kayınvalidem çıkıyor. Ya da kayınpederim burada olunca o çıkıyor. Eşim izinli olduğu günlerde çalıştığı için izinli olduğu günlerde o çıkıyor. Ben sadece buraya geldiklerinde mesela sağımı oluyor kışın. Mesela kuzulara fazla geliyor. Süt sağımı oluyor. Onu ben yapıyorum. Çünkü boştayım ben. Bütün gün yatan benim. Bir iş yapmıyorum ben. Sağımını yapıyorum. Gönül alıyorum buraya giydiriyorum. Diyorlar ki işte soğuk çocuğu dondurursun. Ama nasıl getiriyorum onu ben buraya? Bebek arabasını zaten bir tişörtle çıkaracak insan değilim. Sen düşünüyorsan ben çocuğumu senden daha çok düşünüyorum. Çocuğumu giydirdim, arabaya koydum. Bir de yağmurluğunu kapatıyorum üstüne. Çocuk üşür mü, rüzgar mı görür, çocuk donar mı? Zaten buraya gelince soba yanıyor. Sıcak yerde kalacak. Çıkıp da dışarıda karın içine atacak değilim ben onu. Yani kışın da böyle yapıyorum açıkçası. Diyorlar ki bana işte çocuk dondurursun. Soğukta çıkma, rüzgarda çıkma. Neden? Ne olur çıkarsa hasta olsun düzelir. Öyle çocuk. Senin böyle büyüttüğün çocuk çok hala hasta oldu mu Hanife? Hayır. Ya değil mi işte? Yani hayır. Biz çocukları şehir hayatında işte öyle olmasın, şöyle olmasın, yok bok ellemesin, yok şöyle olmasın. Allah. Şimdi sen de 50 tane hayvanların neler var? Mesela hangi ırkları var? Bizim daha elit bir sürümüz yok. Tamam. Koçumuz bizim Alman Karabaş. Daha çok bizim kıvırcık Merinos kırmaları var. Alman Karabaş kırmaları var. Daha yeni yeni yaptığımız için 2 senedir biraz düzeltmeye başladık. Kıvırcık kırması. Ama zaten senin eşin de zaten herhalde madende falan çalışıyor. Evet, bu senin için seni burada mesela tabii bu yine yani hayvancılığı biz sonuçta babamızın hayrına yapmıyoruz. Sonuçta tabii, bize tabii. De bir gelir kaynasınız yapsın istiyoruz. Peki sen bunlara mesela ete mi veriyorsun, süte mi veriyorsun? Neler yapıyorsun burada? Bu 50 hayvanla neler yapıyorsun? Yani ortaya karışık deseler yeri var. Hepsinden azar azar. Şimdi geneli kasaplık gidiyor. Böyle güzel bir koçluk, damızlık, dişilik olursa dişileri satmadık hiç. Kendimize ayırdık. Sürümüz büyüsün, çoğalsın diye. Birkaç tane damızlık verdik. Ama o da damızlık özelliğin hepsi karşılamıyor. Mesela kırmalar dedim ya. Karabaş şeyini tamamlarsa... Ne o damızlığını gösterirse, bütün damızlık özelliklerini taşırsa damızlık olarak verdik birkaç kuzu ama daha çok kasaplık verdik. Peki bunları neyle besliyorsun? Neyle besliyorum? Kışın mera ama gelince tabii ki de buraya regla sotunu basıyoruz. Hiç önleri boş kalmıyor. Kendin mi ekiyorsun? Tabii kendimiz ekiyoruz. Ben seni traktör sürerken falan da gördüm yani hani evet. Traktörü falan da kullanıyorsun. Hadi kızlar gidelim falan mı? Şimdi mesela bir YouTube'unda şeyinde öyleydi. Hani kadınları toplamışsın hadi gidiyoruz falan diye böyle. Dün. Dün de herhalde evet, değil mi? Evet pikniğe gittik. İşte onun da küçük bir çocuğu var arkadaşım burada. Dedi sıkıldım. Dedim ben seni pikniğe götüreyim. Tamam işte. Ne götüreceğiz, ne yapacağız, nasıl gideriz, nereye gideriz? İşte yakınlarda bir... Dedi ki benim avlu içinde falan ıvır zıvır. Yani dedim pikniğe gidelim, uzağa gidelim. Ben seni götürürüm, atarım tekneye götürürüm dedim. Oraya vallahi gittim kadın şaşırdı. Kadına. Buradan geçiyoruz işte attım tekneye onları. Kızımı da verdim, onun da bir kızı var. Yanından geçiyoruz böyle insanların dönüp bir daha bakıyorlar. Sanıyorum ki bende bir şey var. Hani herkes bakıyor. Neden yadırganıyor bilmiyorum. Yani köyde de çok traktör süren yok. Hayvanla benim yaşımda çok ilgilenen biri yok. Orta yaşlı kesim ilgileniyor. İşte 40-45 yaş ilerisi ilgileniyor. Zaten genç nüfus yok. Yok denecek kadar az. Köylerde artık azaldı evet. Değil mi? Traktör sürmek deseler ki bana araba mı istersin, araba mı sürmek istersin, traktör mü sürmek istersin ya da traktörle mi bir yere gitmek istersin, arabayla mı? Derim ki traktörle gitmek isterim. Bu da çok ilginç bir şey biliyor musun? Evet. Ya şimdi ben mesela bizim çocuklara köyden böyle soruyorum falan da bütün böyle köy şey traktörün böyle markalarını falan biliyor. Ya be çocuğum diyor okuyorsun aslında sen diyor nerede? Ya abi abla diyor ben bir çit süreyim yeter bana diyor. Ben şeye gitmek istiyorum tarlalara gitmek istiyorum evet. Ben diyor. Hani ben araba istemiyorum ya. Bu çok ilginç bir şey yani. Çok güzel bir şey aslında. Heves gibi bir şey. Ne bileyim insan bir rahatlıyor, bir hoşuna gidiyor. Ne bileyim benim içimi rahatlatıyor diyebilirim. Dün mesela pikniğe gittim, oradan evine bıraktım, buraya geldim kızımla. Ne güzel bir bayan kendisi bir işini yapabiliyor. Tamam ya. Çift süremiyorum. Arkada romörkle sen eminim onu da yaparsın. Yani şimdi senin sonuçta bir eşin, babam falan var. Onu da evet. Yaparsın. Sana eminim yani ondan. Mesela şimdi... öncelerden yani bizim
daha böyle önce geçmişimizde biliyorsun ki bu işleri, bu hayvancak işlerini bizim bayanlarımız yapardı. Yani bayanlar giderdi, bayanlar aslında damdaki bütün işleri bayanlar görürdü. Yani erkekler biraz daha böyle mera işlerini falan yapardı. Ama biz artık günümüzde bunu biraz daha, sonuçta biz artık bir gelişme dönemindeyiz. Bunda da ben bakıyorum ki köyde artık böyle köyden şehire göç etmemiş olan yeni nesil biraz daha böyle köye hevesli oluyor. Herhalde diyorum ki yine dediğim gibi bu pandeminin de biraz daha böyle etkisi oluyor. Sende de onu görüyorum. Yani bu artık böyle biraz daha geliştiğimiz için sen artık traktör sürebiliyorsun, sen artık meraya çıkartabiliyorsun. Ya erkeğin artık günümüzde erkeğin bütün yaptığı işleri biz bayanlar olarak yapabiliyoruz. Yeter ki iste. Hı-hı. Tamam yani biraz daha böyle ağır işlerde, erkek gücü gerektiren işlerde emin ol ki bizde de o güç olsa biz de yaparız. Yani tabii. Ondan emin ol. Biz erkeklerin yapabildiği her şeyi biz kadınlar olarak her şekilde yaparız. Yani bu çok güzel. Yani bu artık yeni nesili bu şekilde görmek beni... Herkesi eminim ki mutlu ediyordur diyorum Hanife ben. Peki sonra neler yapıyorsun burada? Sonra geliyorum işte hayvanlarımla ilgileniyorum. Biraz saat 5 oluyor, koyunlar geliyor. Koyunlar gelince sağlayacak olanını sağıyoruz önce. Kuzulu olanları kuzularını veriyoruz. Kuzuları ayırıyoruz. Hani geri kapatıyoruz yem yesinler diye. Ondan sonra zaten reglas otları basılmış oluyor. Onlar yiyor. Suları temiz zaten. Yapılacak hiçbir şey kalmıyor. İşte bu kadar yani. Köyü büyütüyorlar. Köy işi, çobancılık. Çobancılığın işi bu kadar. Sabah götür hayvanların. Sabah git yanına. Akşam git yanına. Biri de çıkarsın getirsin. Tamam. Köydeki iş bu. Peki senin... Şimdi mesela 50 tane hayvanın var ama tabii bunlar böyle kırmalar. Peki senin bundan sonraki mesela bir hayvandan 50 tane hayvana çıkarmışsın. Bu bir hedeftir. Peki senin bundan sonra mesela hedeflerin neler? Sonuçta sen köydesin ve bir hayvancılığı da seviyorsun. Bir hedefin vardır. Peki senin hedeflerin neler? Benim hedefim önce yavaş yavaş oluyor tabii ki bunlar. Kesinlikle. 80, 90, 100 belki de 150'ye bile çıkabilir hani. Bakabilecek kapasitemiz olursa aramızın. Yani en az bir 100. Burada en az bir 100. 100 tane olur. Süt hayvancılığıysa süt hayvancılığı. Peki sen ne istiyorsun? Et mi istiyorsun, süt mü istiyorsun? Mesela sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Mesela şu an biliyorsun ki artık etin, sütün çok böyle zarara uğradığı bir dönem geçiyoruz. Evet. Yani yem fiyatlarının da arttığı çok böyle zor bir dönemlerden geçiyoruz. Tamam senin 50 tane hayvanın var. Senin kendi meran da var. Kendi merandan arttırdığın tarlalarımız mesela tarlaların falan da var. Mesela sen ne düşünüyorsun? Yani senin gözünden bir görelim. Ben çağa göre ayak uydurmaya daha çok aklıma yatıyor diyebilirim. Mesela et mi daha çok rövanşta? Et mi daha çok yükseliyor, tutuluyor? Et. Süt mü daha kolay? Bir de yani benim yapabilecek mesela nasıl yapabilirim? 4 kişi yapıyoruz. Sağ mı yapabiliriz biz? Ama desek ki 2 kişi yapıyoruz biz sağ mı yapamayız? Bizi sağım koyar. Yani makinayla da yapsan, elle de yapsan sağım insanı oyalar. Ama et yapsan et seni oyalamaz. Annelerine ver, yemini at, olur. Ama süt koyunculuğu biraz daha meşakkatli olur. Sen ne isterdin Hanife? Ben ne isterdim? Yarı yarı et, yarı yarı süt isterdim. Yem karmayı falan, normalde yem de karıyorum. Yem karıyorsun. Yem karıyorum. Şimdi flashing uyguluyoruz. Tamam. Süngerleme yapıyorduk daha önceki senelerde. Bu sene biraz daha hayvan kapasitemiz fazla. Dedik bir hesap çıkardık, böyle eşim falan söyledi. Yani tohumlamaya vereceğimiz parayı, süngerlemeye vereceğimiz parayı dedik biz bunlara yem alalım. En azından bir boğazından geçsin. Süngerleme yapsan dahi yemlemeden olmuyor. İlla bir yemlemen gerekiyor. Yani ne gerek var? Bir de süngerleme yani yapabilecek şeyimiz olsa olur. Gerek yok. Flashing yapıyoruz şimdi. İşte biraz şeker küspesi ıslatılmış. Arpa. Çavdar ve buğday ezmesi. Kepek. Biraz da buğday samanı. Tamam bu kadar. Peki şey diyeceğim ben sana. Ama bunu her zaman yapmıyoruz. İşte 2 aydır. Tamam evet. Mesela şu da çok güzel bir şey. Yani ne güzel olan yeni neslin. Şimdi diyor ki Hanife yani bana et mi yarar süt mü yarar? Ben etimi daha iyi yapabilirim sütümü daha iyi yapabilirim. Yani bana kazandıracak olan acaba hangisidir? Yani hani bilinçli çıkmak çok önemli bu şey Hanife. Mesela sen şu an şeyin bilincindesin. Benimki hayvanlarım kırma. Evet benim hayvanlarım kırma ama... Ben bunu ileride daha düzgün hayvanlarla güzel yollara çıkmak istiyorum. Sana sanki bu şey gibi olmuş. Yaşına daha ufak. Çünkü tek başına sen bunların bütün sorumluluğunu sen yükleniyorsun. Evet ailen sana yardımcı oluyor ama şimdi baban da diyor ki ben o istedi diye alıyorum. Ya o olmasa ben bu hayvanlara bakacak gücüm yok diyor yani. Adamcağız haklı adam ama yaşlı.
Şimdi sen istemezsen bu hayvanlar burada durmasın bir anlamı yok. Çünkü yani kim bakacak bunlara? Yani ihtiyacı yok. Girmiş 58 yaşında zaten kendisinin bir geliri var. Ne yapsın aynen yani öyle. Bu oğlu? İşte gerek adam, yok. Senin, adamcağız senin için yapmış. Evet. Şimdi beni mutlu ediyor. Yani bu işe bilinçli girmek aynı senin gibi. Yani fikir yürütmek çok önemli. Mesela sen kendi cebindeki parayı biliyorsun Hanife. Diyorsun ki yani flaşik mi yapmak önemli yoksa sünger yapmak mı bana maliyetli gelir? Hangisi bana maliyetli gelir? Bir de bunun altında çizmek istiyorum. Mesela senin 50 tane hayvanın var ama sen 50 tane hayvanın bana dediğine göre bunların bütün her şeyini sen biliyorsun. Yani tabii, not tabii. alıyorsun diye biliyorum. Hı-hı. Değil mi? Nasıl yapıyorsun bunu? Yani hani biz mesela köylerde görüyoruz işte 3-5 hayvanı olanlar bunların hepsine böyle isim koymuş. İşte Ayşe böyle yapmış, Fatma böyle yapmış, bizim işte Ali böyle yapmış gibi. Hepsinin isimlerini biliyor. Ama senin gibi mesela bir 50 hayvandan başlayan mesela şeyin bilincindesin ya. Benim 50 tane hayvanım var. Ne yapayım ben bir sürü yönetimini demiyorsun. Sen kendi kendine, sen kendini böyle bilinçlendirecek şekilde, seni aydınlatacak şekilde bir sürü yönetim yapmışsın. Bundan da bahsetmeni istiyorum. Sen buna neden gerek duydun? Bu sene geçtiğimiz sene çok zorluk yaşadık. İşte diyorlar ki ben daha yeni girdim, çapar koyun. Bakıyorum yüzlere hepsi çilli, hepsi çapart. Ayırt edemedim önce. Diyor ki eşim işte çapar koyun yakın doğurabilir, ona biraz bakalak ol. İşte şuna bak bakalım. Şey oldu mu? Merinos koyun, kıvırcık koyun, şu koyun, bu koyun diyorum. Hiçbirini ben anlamıyorum. Hepsi benim gözümde aynı gibi geliyor ilk zamanlar. Sonra ben tuttum fark edemiyorum diye numaratör aldım. Sipariş ettim, geldi. Dedim bunlara numara basalım. Mustafa ben bilemiyorum, anlayamıyorum ben hepsini. Şu koyun bana desek 19 numaralı koyun, ben onu bilirim. Üstünde yazıyor. Desek ki bana 49 numaralı koyun, onu da bilirim ben. Ama işte çapar koyun, çilli koyun, kuyruğu şöyle boy koyun, kara göz, gözleri kara koyun. Bir sürü kara göz var, bir sürü çilli var koyunların peki içinde. Siz, bunu yapmadan önce böyle haberleşiyordunuz evet, değil mi? İşte, yok çapar koyun, çilli koyun, aynen. Yok öyle koyun değil mi? Evet, işte bu yüzden çok zorlanıyordum ben. Onlar bile, babam biliyor, eşim biliyor, fark ediyor. Daha önce girmiş, hepsinin yüzünden fark ediyor. Diyordum ki bunların hepsini nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Bir sene, iki sene içinde durunca gerçekten yüz simaları hiçbirinin birbirine benzemiyor. Evet, hiçbirinin benzemiyor. Ama ilk başta fark edemiyorsun onları, öğreniyorsun. Sonra bunlara numara yazdık. Bu sene 40'tık. Sonra numara bastık eşimle. Şimdi koçlama zamanı. İşte diyorlar ki görüyorlar. Şu anda da içlerinde bir tane daha koçsak var. Şimdi lafını bölüyorum. Şimdi dedim ki az önce şey başlamadan önce Hanife dedim işte buradan biraz koyun çıkar falan dediğimde Hanife o da mutlu ki içeride diyor ki koç sayan bir tane hayvanım var falan diyor böyle. Ya Hanife'ye bu bir tane koçlayan bir hayvana mutluluk getirir. Ben onu sende gördüm yani. Çünkü emek veriyorsun, besliyorsun, vitaminlerini yapıyorsun, iç dış parazitlerini, haplarını atıyorsun, kırkıyorsun. Ayağı acısa spreyini sıkıyorsun, bir temizliyorsun, emek veriyorsun sen buna. Bir şey söyleyeyim Hanife sana ben. Şimdi biz bir de bayanlar olarak herhalde şey de diyoruz. Ya biz bir anneyiz ya. Tabii, bir amaç tabii. Bir şeyimiz var evet, değil mi? Evet, yani kesinlikle. O kuzu bizim böyle bir yanımızda olacak. Yani kendi çocuğumuz gibi böyle bakmaya meyilliyiz. Çünkü bizim yapımız bu. Yani tamam erkekler de öyle ama biz biraz daha herhalde anneyiz yani değil mi? Şimdi içeride bayağı oldu. Mayıs ayında bir tane koyunum doğuruyordu. Eşim yaklaşıyor, koyun kalkıp gidiyor. Böyle ben yaklaşıyorum çünkü bağırıyor. Sesi geliyor yani acı çekiyor. Farkındayım ben bunun. Ben yaklaşıyorum dur kızım dur kızım. Yani ıkınıyor ama kuzu biraz iri. Biraz da yardım istiyor. Yani ben yaklaşınca koyun kaçmıyor. O hayvan bile fark ediyor senin nasıl yaklaştığını. Ben zaten hayvanların hiçbirine vuramam. Elimde çomak olur yere vururum, taşa vururum ben. Hadi 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 hadi. Buralara vururum. Hiçbirine yani çok aşırı derecede artık sabrım taşmadığında bir yere bir zarara kaçmadıktan sonra bir sopa patlatmış insan değilimdir ben bunlara. Vuramam ki, kıyamam. Köpeğim vardır işte neden vurmuyorsun, vur, ez, korkut, senden korksun, vuramam ben. Ama bir tek de kendini bana bağlattırır. Ya bak. Ben başımdan geçen bir olayı anlatayım sana. Şimdi biz eşinle birlikte şeylere gideriz, köylere giderdik eskiden böyle hayvanlara. Bir tane böyle yaşlı bir adamcağız vardı damına girdiğimizde. Ama biz hep gittiğimizde damda bayan olurdu, tamam mı? Ondan sonra dedik ki biz içeri girdik. Adam dedi ki dur dedi bir bekleyin dedi. Dedik ki tamam abi bekliyoruz falan. Ondan sonra adam bir geldi ayağına şalvar giymiş. Ondan sonra bir tane şey örtmüş, eşarp örtmüş. Ama bak gerçekten yaşadık bunun.
Biz adamı görünce dedik abi ne oluyor? Hani niye giydin sen bunu? Ya dedi benim hanım dedi düğüne gitti de dedi. Bu dedi hayvan dedi şey benim hanımdan başkasına dedi ellettirmiyor kendini dedi. O yüzden dedi biz böyle dedi hanım olmayınca böyle giyiniyoruz dedi. Şalvar hanımın orada dedi. Biz ondan sonra dedi hayvana bakıyoruz dedi. Yoksa dedi ellettirmiyor dedi. Yani bu şey gibi de çok önemli. Merhamet herhalde insandan insana da insandan hayvana da hayvandan insana da geçiyor yani hani. Yani çok ne bileyim böyle diyorlar ki işte Tosun köpeğimin adı. Yaklaşırım, severim. Yani dizime yatar, dişlerini açarım, bakarım, severim diyorlar ki senin elini kavrarsa sana nasıl yaklaşıyor? Yani iri köpek bir şey yapar bir de çok serttir. Bilir böyle şey insana falan geliverir. Yabancıya hiç şey yapmaz, affetmez. Diyor sen nasıl diyorsun seni ısırır. Isırmaz çünkü benim dibimde duruyor. Ben büyüttüm, ben baktım. Banyosunu ben yaptırdım. Sütünü ben koydum. İğnelerini ben yaptım. Hepsini ben yaptım. O bana öyle bir şey yapmaz. Sen de güveniyorsun hayvanına. Şeyden de onu atlamayalım şey Hanife. Şimdi biz böyle şeylerimizi konuşurken şeyin çok önemli olduğundan bahsedelim. Yani senin 50 tane hayvanın var ve sen bu 50 tane hayvanla sürü yönetimi yapıyorsun. Evet. Bunu bize anlat. Yani bu sürü yönetimini dedik ya hani ben hayvanları tanıyamıyorum. O yüzden ben bir numaratör yaptırdım. Numaratörden. Şimdi mesela numaratörden hayvanların nelerini takip ediyorsun sen? Nelerini takip ediyorum? Mesela en fazla şu anda karşılaştığımız koçsama zamanı. Diyorum ki 19 numaralı koyun işte 22 Temmuz'da koçsadı. Ben onun doğum tarihine kadar yani düşün ki erken oldu veya geçirtti veya belli etmedi karnı, kasığı, yilini, sütü falan fark edemedim. Gece doğabilir, merada doğabilir, belki zor doğum olur, ters doğum olur ben fark edemem. Ama biliyorum ki ben onun 5 ay sürüyor doğumu. İşte bir hafta bir sakıncalı kapatırım bunu oraya doğacaksa da kontrol ederim. Doğduğunda en azından bir kapalı olur. Çünkü kışın soğuk oluyor doğum zamanları. Kapatırım buraya en azından kışın karın üstünde doğurmaz. Gece karın üstünde doğurmaz. Annesi yanında olur. En azından benim gözetimim altında olur. Bunun doğumu geldi. Bir iki hafta bir şunu gözleyelim. Ben o gözle bakarım. Ama bilmesem işte ne zaman koçsadığını yazmasam. Yazıyorum bir de. Önemli olan bu. Evet çok güzel. İşte 19 numaralı koyun. İşte çapar koyun kostadı. Ama ne zaman kostadı? Karın kasık bir de, var. Bir tane bir çapar koyunum var evet, yani. Evet hangisi? Bilemezsin ki. İşte merinos koyun, çapar koyun kostadı. Ne zaman kostadı? Karın kasık da yok. Bakıyorsun doğacak doğacak. Şey mesela farkında bile değilsin. Tuttu doğdu gece. Belki soğukta kuzu kaybın bile olabilir. Bir kuzu yani çok değerli bir kuzu. İşte bu şeyi benim için çok faydalı oluyor. Takip etmem. Mesela hastalığı oluyor. Böyle ayağı topal oluyor. Dese ki bana 20 numaralı koyun eşim arasa dese işte şu koyun topal. Hangisi topal? Bakarım önce yani onunla uğraşacağımı 20 numaralı koyun topallıyor. Kapat onu. Direkt bulurum kapatırım. Zamandan tasarruf. Kendine üzüntü değil. Bir sürü içinde o koyunu arayacaksın şimdi. Ağzında yara oluyor veya bir hastalığı keyifsiz oluyor. Yürümek vitaminsiz falan kalabilir. Yürümek istemez, keyifsiz olur, hasta olur. Bakacaksın hangisi hasta koyun? Dese ki şu koyun hasta, şu numaralı koyun hasta. Gidersin, bulursun, kapatırsın. Ya veterinere geldiğinde arayıp koşturmasın, direkt o koyunu bulursun kapattığın yerden. Aynen. Bizi bu numara çok kolaylaştırdı. Yani sürü yönetimini böyle yapıyorum ben. Daha iyi yani oluyor. Yani şimdi evet Hanife şimdi sen diyorsun sürü yönetim programında ben hangi hayvanımın ne olduğunu, hangisinin koça geldiğini, hangisine koç kattığımı hepsini biliyorum. Bu bundan da önemlisi ve bu çok önemli ve bundan da önemli olan ya şimdi mesela Hanife sen buraya hayvanların var. Hep diyoruz ya biz bu hayvanları babamızın hayırına bakmıyoruz, beslemiyoruz. Bize bir gelir kaynağı olması gerekiyor. Gelir kaynağı da nasıl olacak bize? O hayvanın bana ne kazandırdığını, ben bu hayvana nasıl bakmışım, neler vermişim ve ne hastalıkları geçirmiş ve bana bu kadar ne kaybettirmiş. Ya bu ne hastalığı geçirmiş, hastalırken bana ne kazandırmış, ne kaybettirmiş. Mesela bu kaç kiloymuş bana doğduğunda, ondan sonra kaç kilo olmuş gibi bunların hesaplarını tutmamız gerekiyor. Tutmamız lazım ki bunun bize baktığımızda, biz bunu kasaba gönderdiğimizde ya da şey yaptığımızda, damızlık olarak ayırdığımızda bu hayvan bana ne getirmiş, ne kazandırmış, ne kaybettirmiş. Bu çok önemli Hanife. Yani biz bunu öyle ben şey köyümde 50 tane hayvan bakıyorum. Ben bana kendimden 20 tane hayvan bakıyorum. Bak abi o senin o zaman nasıl oluyor biliyor musun? Hobi hayvancılık oluyor. Başka hiçbir şey olmuyor. Eğer sen bundan para kazandığını bilmek istiyorsan bu kuzu kaç kilo doğmuş?
kaç kilo olmuş, ne yemiş, ne hastalık geçirmiş, bunu bileceksin abi. Bunu bileceksin ki bütün hesabını buna göre yapacaksın. Mesela yeni doğan kuzumuz oluyor. Şurada tartım var, görünür mü bilmem. Tartarım. İşte diyor ki bana birisi, işte 50 koyuna tartıyorsun mu? 50 koyuna sen tartım aldın. Alırım. Yani mesela kuzuların bir belli bir ağırlığı oluyor. 3,5 kilo, 4 kilo. 4 kilodan aşağı tek kuzu çıkarmak var. 2 kilo kuzu çıkarmak var. Yazık, günah. Kesinlikle. Yani o demek ki ya annede sorun var ya beslemende sorun var. Onu bilebilirsin. Mesela tartarım, ölçerim 4,5. 4,5 mu geldi kuzu? İyi, güzel, kriterleri taşıyor. Anneyi kalkıp emebiliyor mu? Veya anne ona bakabiliyor mu? O da önemli. Onu da not al. Onu da tut. Aşısını yaptın mı? Nereden bileceksin? Ben o zaman kafam dolu. Belki bir yerim rahatsız. Belki keyfim yok. Ben o zaman iğnesini yaptım, tuttum yarın. Acaba yaptım mı? Yapmadım mı? Bir daha mı yapsam ya da yapmasam mı? Ne gerek var? Aldığın notunu mesela şu kuzu 4,5 kilo. İyi güzel, annesini emiyor. Annesini emebiliyor. Annesi ona bakıyor. 4,4'lük. İyi güzel, aşısını da yaptın. Tamam, at yanına onun bir tik. Geç oradan. Kafan rahat. Şimdi sana mesela bir köylülerin dediği şeyler var ya, sen kadın kısmısın falan dedikleri var ya. Şimdi ona dokunan tarafı da var. Sonuçta o senin eşin. Ama sana destekleyen de eşin. Eminim ki o da mesela zorluklar yaşıyordur. Bir de ondan da dinlemek istiyorum. Şimdi Mustafa abi, hoş geldin diyeyim ilk baş. İlk baş biz seni tanıyalım. İsmim Mustafa Özbaş. Balıkesir Balya Çamavuşar Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. 30 yaşındayım. Kepçe işi yapıyorum. Eşimle işte böyle bir küçük baş çiftliği yapalım dedik hayalimizde. Sizin kanallarınızda izliyoruz, görüyoruz. Biz de gücümüzün yettiği kadar, yapabildiğimiz kadar işte bir taneyle başladık. 3-5 tane aldık, işte ürettik, tekrar kattık derken. Sonra işte burayı yaptık. Sayıyı çoğaltalım dedik. Eşimin hedefleri, hayalleri büyük. Şimdi ben Mustafa de bu kadar abi, uğraşmayalım diyorum. Ben sana çok böyle önemli bir şey sormak istiyorum. Şimdi gönül şey Hanife, şimdi kadın başına burada hayvanlara tabii gönül şey Hanife bakıyor. Gönül diyorum. Gönül de seni kız değil mi? Evet. Şimdi Hanife tek başına burada bakıyor ve diyor ki, yani zorluklardan bahsettik az önce. Kadın olmanın, çobanlık yapmanın, Hanife diyor ki ya ben çobanım. Kızımla bir kızım alıyorum. Çobanlığa gidiyorum. Meraya gidiyorum. Hayvanlara bakıyorum diyor. Bana işte kız kısmısı, kadın kısmısı bunu yapar mı diye laflar söylüyordu. Ya bu sadece burada olmuyor. Bu her yerde böyle. Yani bizim inşallah temennimiz bu gelecekte bunları aşmış olacağız diyorum. Çünkü yavaş yavaş artık şey yapıyoruz yani. Şimdi bu zorluklardan bir tanesini sen yaşıyorsundur ki eminim. Evet. Neden? Çünkü burada Hanife zaten senin desteğin olmasa bu Hanife bu işi beceremez. Neden becerir? Ama sonuçta gönül kırıldıktan sonra, bir destekçi olmadıktan sonra bu işi bugün yaparsın, yarın yaparsın. Ondan sonra dersin ki ben yoruldum tek başıma yapmaktan. Burada senin desteğin çok önemli. Ve ben görüyorum ki senin desteğin burada çok fazla var Hanife'nin üstünde. Çünkü Hanife kendi YouTube kanalında da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi sosyal medyada da bir şeyler yapıyor. Ve sen buna destekçisin. Bana bunlardan bahsetsene Mustafa abi. Şimdi bunun YouTube veya sosyal medya işi... Ben gizli yap, kimse görmesin gibisinden şey yaptım. O da görsün dedi. Benim bir utancım, bir sıkıntılığım, herhangi bir konu yok dedi. Ben bununla mutlu oluyorum dedi. Gidip de ne bileyim şehri sevmiyorum dedi. Sonra işte o şekilde açtı. Ben de destekledim, bir şey çok demedim. Çok güzel Mustafa abi. Çünkü yani... yaptığı ayıp bir şey yok. Kesinlikle. Herkes evet. Yapabilir. Evet. Hani bu tek başına mı yapıyor? Tek başına yapmıyor. Biz de işte arkasından 4 kişi, annem, babam, ben, hanım hep beraber... Uğraşıyoruz, yapıyoruz. Şimdi bir de şey demiştik, baban değil, baban alıyor seni. Evet. Ben diyor ben yapamam zaten diyor. Ben diyor gelinim istemese diyor ben diyor hayvan bakmazdım küçük diyor. Küçük baş yani. Hayvancılık tek başına olmaz. Doğru söylüyorsun. Eskiden küçük baş hayvan köyümüzde çoktu. Civar köylerde hani kendi gözüktüğümüz yerlerde, görebildiğimiz yerlerde vardı. Ama her evde 2-3 tane çocuk vardı. Okullar yoktu bu kadar, okul yaygın değildi. Ne bileyim hani... Aileden bir kişi, iki kişi illaki hayvanla uğraşıyordu. Diğerleri eve gelir getiriyordu. Şimdi şey çok önemli. Yani artık köylerden şehire çok fazla göç vardı. Çünkü bizim böyle sizin yaşlarınız büyüyor. Ondan sonra lise zamanında bir gidiyorsun şehire kalıyorsun. Köylerde yaşlılar tek başlarına kalıyor. Artık öyle değil değil mi yani Mustafa? Hanife'nin mesela burada kalmıyor olması... Şimdi Hanife burada kalmıyorum dese sana evlendiğinde ne yapacaksın?
Sen zaten diyor ya, ben şehire gitmek istedim diyorsun. Ben şehire gitmek istedim, eşim gitmek istemedi. Yani çok sonuçta yani sen burada babanın yanındasın değil mi? Yani Hanife'yi de aldın, kendi evinize getirdin. Evet. Ya Hanife ben burada durmak istemiyorum dese, sonuçta sen burada duracağım dersin. Dersin, evet. Ama sonuçta sen bu kadınla evlisin. Bu kadın sana ben burada durmak istemiyorum, ben burada durmak istemiyorum dediği zaman senin burada bir huzurun olur mu? Olmaz. Yani bu sana, Hanife sana kalk ben gitmiyorum dese duracaksın abi burada. Gidiyorum dese geleceksin yani sonuçta hanımın yani dediği olmuyor. Yani yapacak bir şey yok, emir kuluyuz. Yani doğru söylüyorsun Mustafa abi. Yani sana gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür de ediyorum. Çünkü Hanife'nin bir hayvancılık hikayesi var, bir hayvancılık sevgisi var. Ve sen de buna destek olduğun için gerçekten teşekkür ediyorum sana. Çünkü biz bayanlar olarak desteklenmeye gerçekten ihtiyacımız var. Desteklenmezsek yol kat ediyoruz ama yine de bize bir destek gerekiyor. Onların da çok güzelini sen eşine yapmışsın diyorum. Sen mesela şey dedin, ben işte kamyonu falan hazırladım dedin. Hadi şehire gidiyoruz diye mesela. Onu bir anlatsana. Ya işte evlendik. Herkes şehre göç ediyor. Hadi biz de dedim orada rahat edelim. Çoluk çocuk hani şey yapsın. İşte kamyonu tuttuk. Eşyaların bir kısmını topladık. Bu gönülsüz işte istemiyor. Ben gitmek istemiyorum. Şehirde ne yapacağım akşama kadar evin içinde. Şöyle böyle derken. Neyse biz gene de gideceğiz ama bu gönülsüz. İşte kamyon geldi. Eşyaları yükleyeceğiz. Bu gitmek istemedi. Vazgeçti. Aile içinde. Yani gitmek istemiyorum dedi. Biz de arkadaş ayıp olmasın diye arkadaşın mazot parasını verdik. Geri gönderdik. Sonra ben buna dedim ne yapmak istiyorsun sen? Ben hayvancılık yapmak istiyorum. Köyde durmak istiyorum. Beni toprak daha mutlu ediyor dedi. Biz de işte tarımla uğraşıyoruz. Tarımı fazlalaştırdık. Hayvan sayımızı arttıralım dedik. Hayalimiz daha büyüktü. Bu değildi ama ben de çalıştığım için, babam da çalıştığı için, annem de hali yaşı yerinde. O yüzden buraya küçük bir işletme kurduk. Benim de işte birkaç sene daha çalışmam gerekiyor. Şimdi baba da demişti ki burada kimsenin emeği yok demişti. Yani bu tuğlanın her taşını ben kendim koydum dedi. Evet. Emek var Mustafa. Yani şimdi Hanife de diyor ki o kuzu benim emeğim. Yani o kuzu kesime de gittiğinde, o kuzu hasta olduğunda o benim emeğim. Benim onda gündüzüm gecem var. Şimdi öyle demiyor muyuz? Abi de öyle diyor ki benim burada bir emeğim var. Her tuğlayı ben kendim koydum diyor. Biz şehirden gelip de büyük böyle milyarlara sahip insanlar değiliz. Bizim bir hayalimiz var. O hayali de küçükten başlıyoruz. Yani aynı sizler gibi. Bizim için her bir hayvan, her bir kuzunun her şeyi çok önemli. Yani biz bundan ne elde edebilirsek, neler yapabilirsek, onlara sevgimizi, merhametimizi nasıl verebilirsek, onları nasıl bir refah içinde yaşatırsak, onlar da bize zaten böyle zaten gereğince veriyorlar yani. Ben sana teşekkür ediyorum tekrardan Mustafa abi. Peki senin için hem burada hayvanlara bakmak hem de kendi işine gitmek zor oluyor mu? Tabii zor oluyor. Biz mesela 8-4 vardiyası çalışıyoruz. Burada hayvanlar oluyor. Babam kendisi inşaat ustası. İnşaat işleriyle uğraşıyor. O adam da haliyle yoruluyor. Hayvanlar da çıkacak. Çalışmasan da olmuyor. Maddiyat da gerekiyor. İnsan boğazı yemek de istiyor. Üst baş giymek de istiyor. Onun için hayvanlarımızı gerektiğinde çok yağışlı hava olursa kapatıyoruz. Eşim veya annem şurada yakın tarlalarımız var köy civarında. Oralara götürüyor. Oralara reglas ekiyoruz, yulaf ekiyoruz, arpa ekiyoruz. İşte orada besliyoruz. Biz de geçindirip gidiyor orada diyorsun. Orada geçindirip gidiyoruz. Çok güzel. Yani tek başımıza benim eşim zaten çalışıyor deyip de biz evde oturmuyoruz. Diyoruz ki biz kadın da her zaman çalışmalı diyoruz. Çünkü abi böyle gelişeceğiz. Yani bizim ülkemiz böyle çalışacağız ya, ki biz geliştireceğiz. Hayvancılık istiyorsan hayvancılığı yapacaksın. Başka bir meslek istiyorsan o mesleği kesinlikle seveceksin. Yani işini sevmedin mi hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Bu her meslek için böyle. Evet. Her meslek için. Ya sen bu işi sevmezsen sabah akşam bu bokun tozun içinde yaptıramazsın. Herkes ki hayvancı olmaz. Herkes olmaz abi, farklı olmaz. Sektörde olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Herkes işini yapacak yani. Biz bunu seçtik. İşte ailemize bir ek gelir olsun gibisinden. Çok güzel. Hem hobi olsun gibisinden. Hem çok güzel. Can sıkıntımızı gidersin gibisinden işte. Yapıyoruz, yapmaya Mustafa çalışıyoruz. Mustafa abi Hanife 23 yaşında ya. Yani 23 yaşında çok şey yani daha ufak. Tamam mı? Yani sen bunu şehirde yaşayacak bir kız yani anlatabildim mi?
Sen burada hayvanların içinde bana bugün diyor ki mesela, onu da söylemek istiyorum Hanife. Şimdi Sibel abla diyor, bugün ben çekime geldiğinizde şalvarımı mı giyeyim? Ben sonuçta falan böyle diyorsun ya. Çok güzel bir şey bu Hanife. Yani senin bunları kabulleniyor olman, senin bu hayvanın içinde olman, bu hayvanları sahiplenmen, sevmen çok güzel. Bu eminim ki bu ülkemizi böyle Hanife gibi, sizler gibi herkes olduğu sürece eminim ki gelişeceğiz diyorum ben. Çok şükür. Yani hani gelişmeye de devam edeceğiz, gelişeceğiz de inşallah. Ben size bugün çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hikayenizde bize böyle renkler kattınız. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Ben diyorum ki bütün herkesin hikayelerini dinleyelim. Dinleyelim ki bu hayvancılığa girecek olanlara bir fikir olsun, bir yol gösterilsin. Nasıl girdik, nasıl başladık, nasıl devam ediyoruz? Yeni girecek olanlara bir feyiz alsınlar istiyorum. Siz de bunlara bir renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bugün de bir hayvancı hikayesinin daha sonuna geldik. Hanife'nin çok güzel hikayesi vardı ve ona çok güzel destek olan eşi ve babası buradaydı. Ve ben bu hikayeyi dinledim. Ben çok mutlu oldum. Bu size bir şey daha söylemeden geçmek istemiyorum. Hanife'nin benim izlediğimde helal olsun Hanife dediğim bir YouTube kanalı var. Hanife Özbaş diye bir YouTube kanalı var. Bence sizler de bir mutlaka bir izleyin diyorum. Helal olsun Hanife diyeceksiniz, bana güvenin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Tekrardan bir hayvancı hikayesinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.